Mutlu akşamlar değerli izleyenler. TV'li 2 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Efe Şebcioğlu. Gündemin gelişen sıcak haberlerini TV'li 2 farkıyla ekranlarınıza taşıyacağım değerli izleyenler. Ordu'nun çeşitli noktalarında Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan örnek bahçelerde verim artışı da yaşanıyor. Örnek bahçeleri bizzat yerinde inceleyen Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, verimin 250 ila 300 kilogramlara ulaştığını açıkladı. Ordu'nun çeşitli noktalarında Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan örnek bahçe uygulamaları Fındık'ta her geçen gün kalite ve verimin artmasını sağlıyor. Bir çotanak oluşacak ayrıca. Örnek bahçelerle birlikte fındığın hem kalitesi artıyor hem de fındıkta verim artışı yaşanıyor. Örnek bahçeleri bizzat yerinde inceleyen Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındıktaki verimin 250 ila 300 kilogramlara ulaştığını açıkladı. Gelinen noktada bugün il genelinde 2000'in üzerinde örnek fındık bahçesi oluşturmuş durumdayız. Ve memnuniyetle ifade ediyorum ki bu örnek bahçelerde bugün 250-300 kilogramlık verime ulaşılmış durumda. Fındık veriminde önemli olan sürgünlerin uzun olması, tek yıllık sürgünlerin uzun olması ve bu sürgünlerin kalın, pişkin olması. Aynı zamanda bu sürgünlerin pişkin olmasıyla birlikte sürgünler üzerindeki çotanak sayısının artması ve bakım beslemeye bağlı olarak da yine çotanak sayısındaki artışla birlikte çotanaktaki tane sayısının da artışı. Ordu Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz yapmış olduğu incelemelerde dallardaki çotanak sayısında büyük bir artış yaşandığını ifade etti. Dallardaki çotanak sayılarındaki artışı bizzat gözlemledik. Çotanaktaki meyve sayısının, dane sayısının artmış olduğunu bizzat gözlemledik. Öyle ki yer yer tek yıllık bir sürgün üzerinde 8-10 çotanağın olduğunu gördük. Bu çotanaklarda 7-8 hatta 9-10 tane olan çotanakların varlığını tespit ettik. Tabii bu bugüne kadar yapılan çalışmaların sonuç verdiğini bizlere gösterdi. Bundan sonra da bu konudaki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Tabii bu bahçelerimizde verimin artmış olduğunu, bu bahçelerimizde 250-300 kilogram ürün alınabileceğini de herkese göstermiş olduk. Müdür Yılmaz, fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak adına yapılması gerekenler hakkında da bilgiler verdi. Bakın bu bahçelerde bugün sürgünler üzerinde 10 tane çotanaktan bahsediyoruz. Ve bu çotanaklar üzerinde 8'li, 9'lu, 10'lu taneler görüyoruz. Yani bir çotanakta en az gördüğüm benim 3-4 tane gördüm. Çotanaktaki tane sayısında artış var. O zaman bizim yapmamız gereken bu aşamadan sonra hastalık ve zararlarla mücadele konusuna ciddi bir şekilde eğilmek ve özellikle bakın besleme konusu, gübreleme konusu çok çok önemli. Çünkü bu bir çotanaktaki 7-8 taneyi doldurabilmesi için bitkinin gübreleme programının harfiyen uygulanması ve gübrelemenin ihmal edilmemesi gerekiyor. Üreticilerin bahçelerinde mutlaka gübreleme yapması gerektiğini ifade eden Yılmaz, amaçlarının tüm bahçelerde verimi arttırmak olduğunu da sözlerine ekledi. Toprak tahlili yaptırmak suretiyle üreticilerimizin mutlaka bahçelerinde gübreleme yapmaları gerekiyor. Fındığın ardından kivi ile devam ediyoruz sevgili izleyenler. Ordu'nun fındıktan sonra en önemli gelir getirici ürünlerinden biri olan kivide üretim her geçen yıl artıyor. Üreticiler kiviye ilgi gösteriyor haliyle. Ordu Kivi ve Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar da kivinin daha çok desteklenmesi gerektiğini ifade ediyor. Ordu'da son yıllarda kivi atağı sonuç verdi. Üreticiler fındıktan sonra kivi üretimine yöneldi. Gerek tadı gerekse aroması bakımından Türkiye'de zirveyi oynayan kivi hem markalaşma yoluna gidiyor hem de yaygınlaşıyor. Önemli gelir getirici ürün konumunda bulunan Ordu Kivisi için Ordu Kivi ve Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar destek istiyor. Bu bizim kiviyi fındık gibi desteklemeye alınması lazım. Kivi hakikaten Ordu'nun fındıktan sonra en fazla meyve üzerinde katma değer üreten, para kazandıran bir meyve. Hakikaten bunu da eğer fındık gibi desteklemeye alınırsa, tabii her zaman bunu da vurguluyoruz. Buradan da Sayın Valimizden, Büyükşehirimizden destek bekliyoruz. Yeni dikilecek arazilerimiz var. Bu destekler olursa Ordu'da kivi zaten markamızı alacak Allah izin verirse. Çok iyi olacağını düşünüyorum.
Başkan Yusuf Uzunlar, Kivi'de markalaşma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ordu Kivisi'nin daha iyi yerlere geleceğini belirtti. Bununla ilgili genelde Sayın Valimizin önderliğinde Gıda ve Tarım Hayvancılık için Orman İl Müdürlüğü oldu. Sık sık değişiyor. Onların kontrolü altında. Tabii bizleri de beraber çalışıyor. Son aşamada öyle bir bilgi aldığı zaman İl Müdürümüz veya Sayın Valimiz tarafından bir açıklama yapılacaktır. Örneğin bir otomobilin markası varsa Kivi'de marka dediğiniz zaman garanti, sağlam, aşırı zira ilaç alıntısı olmayacak, analizlere gidilecek. Hakikaten güzel bir şey. Değerli izleyenler, Ordu'nun Fatsa ilçesinde bu sıralar köpek saldırılarıyla aslında burası gündeme geliyor. İlçede bulunan sokaklarda sürü halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor. Öyle ki yine sokak köpeği saldırısı da yaşandı Fatsa'da. Sokak köpekleri 4 ila 7 yaşındaki iki küçük çocuğa saldırdı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde sokaklarda sürü halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle geceleri sokaktaki vatandaşların korkulu rüyası haline gelen sahipsiz köpekler kontrol altına alınmayı bekliyor. İlçede son günlerde vatandaşlara saldırı sayısı da artarken iki küçük çocuksa köpeklerin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Köpeklerin saldırısı sonucu 4 yaşındaki Metehan Ozan'la 7 yaşındaki Seyitan Ay'ın aileleri daha kaç kişinin canının yanacağını ifade ettiler. Aileler çok sayıda sokak hayvanlarının ilçede olduğunu belirterek yetkililerin bu konuda acilen harekete geçmesini istedi. Sevgili izleyenler, Ordu'nun Fatsa ilçesinde Fatsa Merkez Karakolu ve Geyikçeli Karakol ekipleri tarafından ormanlık alanda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenine ulaşılan kişinin 84 yaşındaki Emine Uyulur olduğu öğrenildi. Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Dünlük mahallesinde yaşayan ve 4 gündür kayıp olan 85 yaşındaki Emine Uyulur'un cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı kadının cesedi evine 2 kilometre uzaklıktaki Sis Deresi kıyısında bulundu. Elde edilen bilgilere göre Dünlük mahallesinde yaşayan Emine Uyulur 4 gündür her yerde aranıyordu. İddiaya göre yaşlı kadın 4 gün önce evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi Fatsa Merkez Jandarma Karakolu'yla Geyikçeli Jandarma Karakolu ekipleri tarafından her noktada aranan yaşlı kadın aramaların 4. gününde evinin 2 kilometre uzağında bulunan dere kenarında cansız bir şekilde bulundu. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken yaşlı kadının cesedi morga kaldırıldı. Değerli izleyenler, Ordu yine sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği söyleniyor. Serin ve yağışlı havanın pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz'dan itibaren yeniden yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre yarın Trakya, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın Hatay çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hafta sonundaysa Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Samsun'un doğusuyla Ordu'da kuvvetli, Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda hissedilir derecede azalarak mevsim normallerine, pazartesi günleri ise ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde ise mevsim normallerinin altında düşeceği tahmin ediliyor. Serin ve yağışlı havanın pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz'dan itibaren yeniden yükselmesi bekleniyor. Değerli izleyenler, İYİ Parti Ordu İl Başkanlığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e destek olmak adına basın açıklamasında bulundu. İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya, başlatılan FETÖ soruşturmasına tepki gösterdi. İddiaların asılsız olduğunu savundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için 2016 yılında başlatılan FETÖ soruşturmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Ordu İl Başkanlığı İYİ Parti lideri Meral Akşener için başlatılan soruşturmayla ilgili basın açıklamasında bulundu. İl Başkanlığı binasında kameraların karşısına geçen İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya, başlatılan soruşturmanın asılsız ve tümünün siyasi sebeplerle yapıldığını savundu. Genel Başkanımız Meral Akşener hakkında 2016 yılında açılmış ve 3 yıl boyunca hakkında hiçbir belge ve bilgi bulamadıkları için içi boş FETÖ dosyasını yeniden 2019 itibariyle açmışlardır. Partimizin kurulduğu günden bugüne kadar Sayın Genel Başkanımıza türlü iftiralar, akla gelmez yalanlar ve her gittiği yerde engellemeler yapılmıştır. Hatta daha ileri giderek hapse atmakla tehdit etmişlerdir. Ve bütün bunlar basının ve Yüce Türk Milletinin gözü önünde gerçekleşmiştir. Cesur yürekli Genel Başkanımız bu tehditlere boyun eğmedi ve eğmeyecek. Başkan Çiğdem Çelenk Karakaya, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in arkasında olduklarını belirtti. Sonuna kadar İYİ Parti davasını savunacaklarını söyledi. Genel Başkanımızın dün arkasında olduk, bugün arkasındayız, yarın da dimdik bir şekilde her zaman arkasında olacağız. 3 Haziran seçimi sonrasında Genel Başkanımızın halk nezdinde geldiği yer Türk halkının kalbidir. Türk halkı Genel Başkanımızın son 2 yılda Türk siyasi hayatına katkısını çok iyi takdir etmektedir. Türk siyaseti, demokrasimiz Genel Başkanımızın ve İyi Parti'nin sayesinde bir nefes almıştır. Herkes de biliyor ki yarınlarımız İyi Parti'nin seviyeli siyasetiyle şekillenecektir. Yarınların Türkiye'si İyi Parti'ye emanettir. Biz Ordu İyi Parti Teşkilatı olarak Topuklu Efe'mizin yanındayız. Son söz olarak yürekten diyoruz ki hepimiz Meral Akşener'iz. Değerli izleyenler, Karadeniz bölgesinde 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesinde sona geliniyor. Karadeniz bölgesinde 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesinde sona geliniyor. Projeyle 7 metre genişliğinde gidiş geliş, tek şerit, beton ve asfalt olarak inşa edilen yollar yaylaları birbirine bağlıyor. Yeşil yolun tamamlanan etaplarının ulaşım açılmasıyla birlikte Karadeniz'de yeşile yolculuk başladı. Yeşile yolcular çıkanlar sahile inmeden yüksek rakımlı Karadeniz yaylalarını geziyor. Yeşil yolla birlikte Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarıyla 2600 kilometrelik yol ağı birbirine bağlanmış oluyor. Yaylalarda kesintisiz, kolay ve konforlu ulaşımın sağlanması amaçlandığı projede 7 metre genişliğinde gidiş geliş, tek şerit olarak beton ve asfalt yol yapıldı. 9 ilin yaylaları ve turizm merkezlerini üst kattan birbirine bağlayan ve sona gelinen yeşil yolun tamamlanan etaplarında yeşile yolculuk başlıyor. Yeşile yolculuğa çıkanlar sahile inmeden yüksek rakımlı Karadeniz yaylalarını geziyor. Yol çalışmaları halen sürerken güzergah üzerinde yapılan oteller, restoranlar, kayak tesisleri de hizmet vermeye başladı. Yeşil yolla birlikte Karadeniz'de yayla turizminin yaz-kış hareketli geçmesi de hedefleniyor. Yeşil yol hattında 40 farklı noktada turizm merkezleri oluşturulacağı, çalışmalarınsa 2020 yılında tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Efendim, Ordu'da ilk defa 1993 yılında tespit edilen, yapılan 5 yıllık çalışma sonrasında literatüre alınan Mis Akkuş zambağını koparanlar her kök için 60 bin lira para cezası ödeyecek. Zengin floraya sahip Ordu, 130'u endemik olmak üzere 1700'ün üzerinde kayıtlı bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Ordu'nun Akkuş ilçesi kırsalında, dağlık bölgede Haziran ayında kendisini gösteren ve 15-20 günlük ömrü olan soğanlı bitki türü Mis Akkuş zambağı meraklıları bölgeye çekiyor. Orman İşletme Müdürlüğü'nce korunan türün çiçek açmasıyla birlikte birçok bölgeden fotoğraf tutkunları da yöreye gelmeye başladı. Akkuş Orman İşletme Müdürü Soner Yılmaz, Mis Akkuş zambağının dünyada sadece Akkuş ilçesinde yetiştirildiğini belirterek ilk defa 1993 yılında iki bilim adamı tarafından fotoğraflandığını söyledi. Daha sonra yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda zambağın 1998 yılında literatürde yerini aldığını kaydeden Yılmaz, bitkinin Latince Linnaeum acusianum olarak bilindiğini ifade etti.
Vatandaşlara çağrıda bulunan Yılmaz, yöre halkımız bu bitkinin yanında yabancı ve şüpheli birini gördüklerinde hemen kolluk kuvvetlerine ve bizlere haber versinler. Kesinlikle bitkinin koparılmasına ve taşınmasına müsaade etmesinler diye konuştu. Değerli izleyenler, Ordu'nun Altınordu ilçesi Şarkiye mahallesinde bir sürücü ortalığı birbirine kattı. Alkollü olduğu iddia edilen araç sürücüsü aracın kontrolünü kaybetti. Efendim, sonrasında bir kaldırımda polisler tarafından durduruldu. Sürücü hakkında işlem yapıldı. Sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu. Para cezası uygulandı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir araç sürücüsü ortalığı birbirine kattı. Etrafa çarparak ilerlediği iddia edilen aracı Şarkiye mahallesinde durduran polis ekipleri ortalığı birbirine katan araç sürücüsü hakkında yasal işlem gerçekleştirdi. Trafiği birbirine katan araç sürücüsünü durduran polis ekipleri sürücü hakkında yasal işlem yaptı. Sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu. 6500 Türk lirası para cezası kesildi. Bir süre işlemlerin yapılmasını bekleyen sürücünün ayakta durmakta güçlük çektiği de gözlendi. İşlemlerin ardından araç çekici marifetiyle bulunduğu noktadan kaldırıldı. 8'e 5'te. Değerli izleyenler, Ordu Üniversitesi'nde yine mezuniyet heyecanı yaşandı. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. dönem mezunlarını verdi. Tam 41 öğrenci mezun oldu. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı vardı. Üniversitede 2018-2019 eğitim dönemi mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Üniversite Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fikri Balta, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Tevfik Noyan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nilüfer Erbil, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Öznur Ergen Akçin, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Hakan Timur, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doktor Mesut Saka, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademik ve idari personelle öğrenci ve davetliler katıldı. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisinin ardından mezun olan öğrenciler adına konuşma yapan Tıp Fakültesi dönem birincisi Merve Bingöl duygulandıran bir konuşma yaptı. Pratisyen hekimlik ve sonrasında uzmanlığa giden eğitim sürecimizin bir ürünü olan bu yolda en önemli aracımız bilgi olacaktır. Ulu Önder'in ifade ettiği gibi bilgi genç beyinlere insanlığı saymayı, ulusu ve ülkeyi sevmeyi, bağımsız yaşamayı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğünde onu kurtarmak için tutulması gereken en doğru yolu bekleyen okuldur. Ancak yurdu ve ulusu kurtarmaya çalışanların seçtiği yolda ve yürüyüşte birer namuslu uzman, birer onurlu bilgi olmak gerekir. Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Tevfik Noyan da tüm öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı diledi. 6 yıllık sürede teorik ve pratik eğitimlerin usta-çırak ilişkisi içerisinde sürdürüldüğü ve doktor unvanıyla öğrencilerin mezun edildiği bir sanattır. Hastaneler, hekimlik uygulamalarının icra edildiği ve sağlık hizmetinin sunulduğu alanlardır ve tıp fakülteleri için araştırma ve uygulama merkezleridir. Üniversite Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç ise hiçbir zaman şefkatinizi ve merhametinizi hastalarınızdan esirgemeyiniz diyerek doktor adaylarına öğütler verdi. 2011 yılı itibariyle alma imkanımız oldu. Gerçekten çok zorluklarla bu işi de başardık. Hem diş hekimliği fakültesinde hem tıp fakültesinde. Çok sözü uzatmayacağım. Fakat şimdi sizin kıymetlilerinizi, sizin değerlilerinizi biz bakın bugün topluma, dünyaya, hastalarımıza hizmet eder hale getirdik. Açılış konuşmalarının ardından video gösterimiyle devam eden mezuniyet programında tıp fakültesini dereceyle tamamlayan öğrencilere plaketleri verildi. Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, 1. Merve Güngöl'e, Üniversite Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, 2. Osman Nuri Bayrağı, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fikri Balta ise 3. Aylin Kahyaoğlu'na plaketlerini verdi. Tören, öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi, hekimlik yemini ve mezuniyet keplerinin atılmasının ardından sona erdi. Efendim, kısa bir reklam, ardından tekrar karşınızda olacağız. Hayal etmek kolay, gerçeğe dönüştürmek zor.
İstemek kolay, birikim yapmak zor. Bugünü yaşamak kolay, geleceği planlamak zor. Ordu'nun eşsiz doğasında benzersiz bir hayatı yanı başınıza getiren Nordlof Takiyener konutlarıyla kalıpların ötesinde yepyeni bir yaşama hazır olun. Üniversite öğrencilerinin vazgeçilmezi, yatırımlarınsa ideal tercihi olarak 12 bin metrekare üzerine kurulu, 2 blok ve 274 daireden oluşan 65 metrekare 1+1 konutları, açık otoparkı, şehrin yanı başında maviyi ve yeşili buluşturan benzersiz konumu, 16 iş yeri, kira getiri garantisi, 149 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim konumundaki örnek dairesini görmeniz için satış ofisinde sizleri bekliyor. Nordlof Takiyener Konutları GRP Gayrimenkul Güvencesiyle birikiminiz geleceğiniz olsun. Değerli izleyenler, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz spor okulları açıldı. Çocuklar yaz aylarında spor aktiviteleri yapacak ve yaz aylarını dolu dolu yaşayacak. Ordu'da çocuklar yaz aylarında spora doyacak. Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ordu'da yaz spor okulları açıldı. Atletizmden basketbola, masa tenisinden judoya kadar pek çok aktiviteyi içerisinde barındıran yaz spor kursunun açılış töreni düzenlendi. Altınordu ilçesinde bulunan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten ve çok sayıda sporcu katıldı. Açılış konuşmasını Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten gerçekleştirdi. Yapılan konuşmaların ardından yaz spor kursu faaliyete geçti. Çeşitli gösteri maçları yapıldı. Efendim, bu haberle TV'li Ana Haber bültenini de kapatacağız. Yarın saatleriniz 18.30'u gösterdiğinde Esengül Akçay sizlerle olacak ve buradan da bir duyuru yapmak istiyorum efendim. Yaklaşık 2 hafta yıllık izne çıkıyorum ve 2 hafta karşınızda olamayacağım. Ben yokken Esengül Akçay sizlere gelişmeleri aktarmaya devam edecek. Efendim, mutlu pazarlar. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.